Şimdi sağlıklı beslenme nasıl olur? Bir haftada evet şunu evet göbek gitti. 5 kilo birden bir haftada. Nasıl oluyor? Çok kolay. Sabah bir meyve yiyorsunuz. Kahvaltı yok. Bir tane meyve. Armut olabilir, elma olabilir, nar olabilir, muz olabilir vesaire. Sabah bir elma. Almanya'da 30 yıl yaşadık. Çocuklar biz sabah kalkıyoruz, çocukları hazırlıyoruz, kahvaltı hazırlıyor bile. Alman çocukları çantalarına bir elma, bir muz, bir armut, ne bulursa evde bir meyve alıp gidiyor. Biz çocuklara yarım saat uğraşıyoruz. Ne yersin evladım? Onu ye, bunu ye, şunu ye. Onu yemem, bunu yemem, şunu yemem. Kahvaltı hazırlıyoruz. Alman çocukları bir tane meyve alıp gidiyor. Bizim çocuklar mızmızlanıp duruyor sabah sabah. Dedim bunlar neden bir meyveyle gönderiyor çocuğa? Sebebi ne? Sebebi ne? Biz bu kadar uğraşıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz, çocuğa yarım saat uğraşıyoruz. Çocuk sabah sabah zaten yemem diyor, bilmem ne diyor, nazlanıyor falan filan. İştahı yok. Oysa Alman bir meyve öyle gönderiyor. Ya önce tabii herkes diyor ki Almanlar çocuklarına pek değer vermiyor, onun için bir meyveyle gönderiyor. Yok dedim, burada bir bilinçli bir konu var. Yani rastgele değil. Sevmediği için değil. Sevmediği için eline bir elma, bir armut, bir muz verip göndermiyor. Burada başka bir şey var. Yani. Hadi bir alma sevmesin çocuğun, iki alma sevmesin. Hepsi öyle değil ya. Onlar da tabii çocuğu kendilerine göre değerli. Neden bir muz, bir elma, bir armut, bir portakal, bir meyve verip gönderiyor? Neden? Evet, bir araştırma yaptım. Yapmış olduğum araştırmada sabah kalktığında zaten kişinin canı bir şey yemek istemez. Çünkü gece akşam yediğiniz bütün gıdaları bünye ne yapıyor? Değiştiriyor, dönüştürüyor. Glikoz, şekere, hücrelere depoluyor. Hücreler ağzına kadar glikoz depolu, enerji depolu. Sabah kalkacaksın, çalışmaya başlayınca bunu yakarak enerji dönüştürecek. Sen sabah kalkar kalkmaz bir şeyler atmana hiç gerek yok. Hiç gerek yok. O nedenle Almanya'da sadece çocuklar değil, iş yerlerinde 5'te iş başı yaparlar, 10'a kadar çalışırlar, 10'da kahvaltı molası. 10'da. 5'ten 10'a kadar 5 saat bir şey yemezler. Çünkü bütün hücrelerde glikoz yani şeker glikojen şeklinde depolu mevcut. 5 saat aç karnına sabah aç aç durup bir şeyler yemene hiç gerek yok. Sistem hazırlıyor bütün gece gün içerisinde kullanacağın enerji vücut depolu depolu depolu. Sen sabah kalk aç karnına yok hemen bir şeyler atıştır. Gerek yok. 10'da. En erken 9'da. Bir meyve. Elma. Veya muz. Bir tane muz. Bir tane elma yiyebilirsin. Bir tane armut. Veya iki tane erik. Yiyebilirsin. Fazla değil. Çünkü bu da niçin elma, armut, muz? Çünkü çok meyve çok yüksek oranda fruktoz içerir. Fruktoz yani şeker içerir. Yediğinde bir meyve akşama kadar tok tutar. Lifli madde, posalı madde bağırsakları çalıştırır. Ekmek, poğaça, hamur işi, börek, çörek, simit bunların hiçbirine gerek yok.
Bunların hepsi, bu un mamullerinin hepsi bağırsaklara böyle zif gibi yapışır. Bağırsakların peristalik hareketini bozar. Oraya ha tutkal, ha ekmek, poğaça, börek, çörek, simit. Bunları yemişsin. Ha tutkal yemişsin. Hiçbir şey yok. Bağırsakları böyle yapışır. Zamanla bağırsakları bozar. Oysa sabah kalktığında bir elma, bir muz, bir meyve yediğinde ne olur? Bağırsakları peristalik hareket kazandırır. Ha bağırsakta kandida olan hasta olanlar için ne yapılabilir? Efendim şekerli olmayan meyve yiyebilir veyahut da salata yesin. O da salata yiyebilir. Salata sabah. Cumartesi, pazar, hafta sonu İstanbul sahillerinde insanlar bütün restoranları dolduruyor. Dolu, ağzına kadar tıkın tıkın dolu. Biz de gidiyoruz, biz de gidiyoruz. 40 çeşit. 40 çeşit. 10 çeşit peynir. Yeşillikler, tatlılar, kekler, pastalar. Oo neler var neler. Bu ne ya? Peygamber Efendimiz hayatında hiçbir zaman birden fazla farklı ürün tüketmemiştir. Yemişse sabah bir iki tane hurma, hurma yoksa bir bardak süt, akşam da misafirler davet ettikleri zaman misafirler sadece bir çeşit ürün yemiştir, tüketmiştir. Eve geldiğinde hanımına diyor ki, ne var yiyecek? Kuru bir parça ekmek. İyi, çok güzel diyor. Sirke bunun yanında iyi bir katıktır diyor. Sirke, ekmek, sirke. Bir dilim ekmek. Birazcık sirke. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yaşantısı nerede? Biz neredeyiz? Biz, Allah affetsin hepimiz, Firavun gibiyiz. Firavun gibi sofrada her şey var. Firavun gibi yaşıyor. Müslümanım diyoruz ya. Hiç ilgimiz yok. Peygamberimize hiç uymuyor yaşantımız, hiç. Firavun'a uyuyor. Aynı Firavun gibi. Bütün Müslümanlar öyle. Bütün Müslümanlar Firavun gibi yaşıyor, Müslümanım diyor. Elin adamı Alman, Hristiyanım diyor, Müslüman gibi yaşıyor. Sabah bir tane elma yiyor veya muz yiyor veya armut yiyor, akşam basit bir şey yiyor. Yemiyor adam. Yıllar önce Almanya'da kimya mühendisi okurken yaz tatili, kış tatili, hafta sonu hep çalışıyorum böyle. Part time hem çalışıyorum hem okuyorum yaz tatillerinde. Bir fabrikaya da iş başı yaptım. Yangın söndürme tozu üretiyorlar. Ben de dolumda çalışıyorum. Kahvaltıda beni gören Almanlar şaşırdı. Dediler ki bugün bayramınız mı var? Neden dedim? Bunu sofradakileri görünce şaşırdık dediler. Domates, biber, sucuk, peynir, ekmek falan. Onlar şaşırdılar. Onlar böyle iki dilim ekmek, incecik, arasında kağıt gibi bir dilim peynir. Başka bir şey yok. Bir, iki dilim ekmek ama biz böyle kalan kalan değil, incecik. Birer santim, bir buçuk santim. Kağıt gibi bir peynir. Bu kadar. Bunu yiyor, adam boyu 1.92, 100 kilodan fazla. Ben orada oturuyorum, onun yediğinin 4 katını yiyorum. Aptal aptal bakıyorlar böyle. Bu adam ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun diyorlar. Kahvaltı yapayım. Allah Allah. Olacak şey değil diyorlar. Kafayı salıyorlar. Biz anlamıyoruz böyle bir şey. Ya gidince dedim ben. O zaman ne bileyim ben. Kahvaltısı sağlıklı bir sistem haberim yok. Dedim ki ya kim yanlış yapıyor?
Kim yanlış? Ben mi? Bunlar mı? Bunlar bir dilim ekmekle bütün günü geçiriyorlar. Akşama kadar bir şey yemiyorlar. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben bu kadar yiyorum. Ha, Türkler arasında fazla yemek yiyen kişi değilim yani. Ortalama Türk. Nereden biliyoruz? Türklerle çalıştık. Araştırdım. Kişi kendini işte şu kadar kalori, bu kadar kalori hepsi ki kendini alıştırırsa, yavaş yemek yerse, çok çiğnerse az yemekle doyuyor. Az yemekle doyuyor. Yavaş yemek yiyeceksin, çok çiğneyeceksin. Yediğinin tamamını sindireceksin. Ama günümüzde yavaş yemek yeme, çok çiğneme diye bir şey yok. Ne yapılıyor? Hızlı hızlı lokma bir oradan sürüyor, bir buradan, bir oradan, bir buradan. Zamanın yok. 5 dakikada hepsini mideyi doldur, yürü koştur. Ne oluyor? Şimdi bizim köyde bir değirmen vardı. Benim halamın değirmeni. Gidiyordum, değirmene gidiyordum arada sırada. Bakıyordum, değirmen kocaman böyle yuvarlak bir taş, bir de onun altında taş var, yerleştirilmiş. Üstünde bir taş dönüyor, üstten de buğday taneleri dökülüyor. Halamın kocası ayar yapıyor. Şimdi fazla buğday giderse kepek oluyor. Daha fazla giderse buğday bulgur gibi çıkıyor. Öğütmüyor. Az buğday giderse un oluyor. Midede bağırsak, karaciğer, pankreas hepsi sindirim sistemi de aynı değirmen gibi. Siz bir tane elma yerine akşam 5 tane elma yerseniz ne olur? Yediğinizi sindirmeden çıkartırsınız. Hiçbir işinize yaramaz. Boşu boşuna hartut bunu yemiş olursunuz. Bir anlamı yok. Ama yavaş yer, çok çiğnerseniz bir elmayla zaten doyarsınız. Değirmen gibi sistem. Yavaş yer, çok çiğnerseniz sindirim sistemi bütün vitamin, mineral, enzimi alır. Zaten fazla yavaş yemek yiyen ve çok çiğneyen kişi de mide beyne salgı sinyal gönderir. Tamam doydum yeter diye. İster istemez kişi erken doymuş kişisi uyanır. Yemek yemez. Doyar yani. Az yemekle doyar. Hızlı yemek yiyen kişi akşamları 5 tabak yemek yerde anca doyar. Yavaş yemek yiyip de çok çiğneyen kişi 1 tabak yemekle doyar. Çünkü beyin mide beyne sinyal gönderir, yeter bitti. Ona göre ayar yapar. Yani biz Türk milleti olarak dünyada en sağlıksız beslenen milletiz. En sağlıksız. En sağlıksız. Ha bizden daha kötüler de var tabii. Araplar ve Amerikalılar. Arapları görüyorum aşağıda. Arap lokantasına gittim. Buraya Arap lokantası açıldığında bir yemek söylüyoruz. Ya bir tabakla gelmiyor. Böyle bir leğen gibi bir şey. Böyle kocaman bir tabakla geliyor. Küçük bir tabakla. Bir porsiyon yemek söylüyorum. Böyle kazan gibi bir şeyle geliyor. Dedim ki ne oluyor? Kaç kişi? Ben bir kişi için sipariş veriyorum. Bu bir kişi için zaten diyor. Vallahi bir kişi için olur mu ya? Bizde porsiyonlar böyle. Dedim ya ben affedersin. İnsanım ya, o kadar şeyi nasıl yiyeyim? Araplarda öyle. Böyle tencere gibi getiriyor, önüme koyuyor. Buyur, bir porsiyon. Nasıl yiyeceksin? O nedenle Arapların maşallahı var. Yani bizden daha kötü durumdalar. Evet. Bilinçlenmek lazım. Kim ki Hazreti Muhammed'i örnek alır, hem sağlıklı olur,
hem fiziki, hem bedenen, hem ruhen, hem kalben. Az yemek yedi mi, vücutta toksik madde olmaz. Çünkü yediğini sindirirsin. Çok yediğinde ne olur? Sindirim sistemi çöker. Çünkü bunu çok yediğin şeyin emiliyor, kana geçiyor. Bunu vücut enerjiye dönüşecek, glikoza, şekere dönüşecek, depolayacak. Aynı bu şuna benzer. Evde bir sobanız var. Yakıyorsunuz sobayı, dolduruyorsunuz kalitesiz kömürü ve odunu yakıyorsunuz. Ne olur? Bir sürü iz çıkar, kül çıkar, zehirleyebilir de. Ama kaliteli kömür kullanıyorsun, ne olur? Daha çok enerji verir, daha çok ısıtır, daha az kül çıkar. Bunun gibi vücudumuz da yediğimiz gıdaları yakarak enerjiye dönüştürür. Evet. O halde az yemek, çok çiğnemek, çok karışık bir sürü yiyecek değil, mümkünse bir veya iki çeşit yemek. Fazla çeşit çeşit yiyecekler iyi değil. Ha bu restoranlarda hafta sonu kahvaltı her şeyi dolduruyorlar. Her şeyi var. 40 çeşit yiyecek var. Yani Firavun gibi değil, peygamber gibi beslenmeye çalışalım. Hiç hasta olmaz. Hiç hasta olmasın. Herkes hasta. Hasta olmayan insan yok. Neden? Müslümanız diyoruz, Firavun gibi besleniyoruz. Allah korusun. Yani herkes, ben de dahil ama ben dikkat ediyorum az çok. Dikkat etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Müslümanım diyen kişiler yapıyor bunu. Sünnete uymuyor.